için doğum günde kendini kısıtlayacak değilim herhalde. Yani abime de biraz sahip olmak lazım ya. Bu onun için ziyan değil, bu onun için kâr. Dilimde tüy bitti. Siz bunu böyle görmezseniz ona nasıl göstereceksiniz? Fikret, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, sağ olasın. Aşkım. Ne yapıyorsunuz bakalım? Kızım ne yapıyor? Kızım. Nerede? Hani düşündüğün gibi bir şey yok dedim ya. Her zaman benim düşündüğüm gibi bir şey vardır. Belli ki zamanını bekleyeceğiz, tamam. Tamam, uzatma arasını. Ay, gelenden endişelenecek miyim yoksa? İyi ki doğdun anneciğim. Hoş geldin. Nasılsın? Biraz soğuk ruhum geliyor. Aşkım benim ya. Aa, işte geldi Emir. Ay 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 ay. Günümün zenginliği geldi. Günümün zenginliği. Ay. Yeteğinde bir zilleri eksik. Amcacığım, gel bakalım. Yeni yaşın
yaşınız kutlu olsun. Oo, ne zahmet ettin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Nurgül, şunu alıver canım. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldin evladım. Merhaba. Hoş geldin. Bana bak. Böyle yapacaksan sen bugün çıkma bahçeye, anladın mı? Dön önüne. Aa, resmen Begüm'ün saltanatı ilan ediliyor şu an. Es. Kinim bu kadar da olmaz ya. Bugüne denk getirdi resmen doğum gününü. Hani ne istiyorlar benim Süreyya ablamdan ya? Şuna bak. Anladım ben seni. Merhaba. Gel canım, sen böyle otur, yanıma otur. Oo! Anne! Hep sen geç kalıyorsun. Emir, gel amcam biz gezelim. Burak asar bizi, gel. Olmaz öyle şey, herkes toplanıyor, gel. Hoş geldin. İşte bir deli amca. Buna çok fazla uyma, tamam mı? Torunumu kendine benzetme. Kara kaçan. Oo, sinirli. Oo. Gel. Ama. Gel bakalım, gel. Gel. Oh. İyi ki doğdun Nur. Bugün benim için en özel doğum günü. Çünkü yeni hayatımızın ilk günü bu. Çünkü ben artık babaanne oldum. Kıymet, çok güzel bir duygu bu. İnşallah kucağına alınca şimdi hissettiğinin bir mislini hissedeceksin. İnşallah Esma. Tez vakitte. Bunu elbette ki telafi edeceğim ama ben şimdi izninizi istiyorum. Emir'cim, çok yakında görüşeceğiz. Hediyen için de çok teşekkür ederim. Bütün davete icabet edenlerin ayağına sağlık. Kusura bakmayın. İstemeden biraz gerdik ortamı ama.
Demek aynı suda iki kere yıkanacağını sanıyorsun İstanbul'u. Gel bakalım. Hoş bulduk. Hoş geldin Süreyya abla. Ne oldu sana? Sahi yenge ne oldu? Ya bir şey olmadı, öyle ufak bir kaza atlattım ama iyiyim. Sapa sağlamım sağ ol. Geçmiş olsun. İstanbul'a gitmeyeceksin değil mi? Yok canım, gitmeyeceğim İstanbul'a. Bundan sonra buradayım, evimdeyim. Ya bakalım aslan parçası. Gel. Seninle partiyi kaçırdık ama telafi edeceğiz, tamam mı? Yakışıklı. Biz müsaadenizi isteyelim. Görüşmek üzere. Hadi Emirciğim. Nazifsiz bıraksın. Bundan sonra bizim için daha uygun bir zamanda misafir olarak bekleriz sizi Begüm. Nazif de beni uygun bir yere bırakır herhalde. Tamam. Bu arada hoş geldin Süreyya. Hoş bulduk. Gözün aydın Faruk. Teşekkür ederim. Evet gençler. Ben yarım saat içinde gelmezsem polis aldım. Anne biz niye gidiyoruz? Daha pasta kesmedik. Yoktu herhalde hayatım. Tamam işte, zaten gerek yok. Kutladık. Pastasız doğum günü mü olur? Esma Hanım. Yani babaannen. Biraz fenalaştı hayatım. Kimse de pasta kesecek hal kalmadı. Yani Faruk amca boşanmayacak mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum Emircim, bilmiyorum. Geldiğine göre herhalde. Ne çok soru sordun. Biraz başım ağrıyor hayatım. Kusura bakma, tamam mı? Affedersin. Ama işte dediğim gibi sen ne gördüysen ben de onu gördüm. Senden daha fazla bir şey bilmiyorum, tamam mı? Biraz radyo açar mısın Nazif? Hemen Begüm Hanım. Emir'in radyosunu değil mi Begüm Hanım? Zaten ben biraz evvel açacaktım. Aklıma geldi. Acaba dedim açayım açmayayım mı dedim. Öyle düşündüm. Çıkıntılık yapmayayım dedim. Girmeyeyim dedim. Muhabbeti bölmeyeyim dedim. Açtım.
Konuşmayacak mısın? Anne Süreyya hata yaptıysa da benim yüzümden. Yaptıysa. Anne psikolojisi bozuktu. Yaşananları sen de biliyorsun. Sen bunca sene benimle yaşadığımı biliyor musun? Bilebilir misin? Hı? Hanımefendinin ruhunun kanatları varmış. Bizim ruhumuz köle miydi? Hı? Sen zannediyor musun ki ben kendi evliliğimde koyu koyu öfkeler, deli dolu istekler yaşamadım? Benim sustuklarım, vazgeçtiklerim, yuttuklarım, kırgınlıklarım. Ama hala babanın arkasını kovalıyorum. Onun adı için hala mücadele veriyorum. O tek bir sorumluluk mücadele vermedi. Sana bir defa neden demedi. Onun çocukça kaprisiyle harcadığı şey benim ömrüm. Karını bağrına mı basmak istiyorsun? Bas, basmışsın zaten. Öyle ya senin hayatın. Ama bundan sonra sakın benim de bir hayatım olduğunu unutma. Çünkü ben asla artık unutmayacağım. Çok teşekkür ederim. Bana çok güzel bir hediye verdin. Gözümü açtın. Şimdi yalnız kalmak istiyorum. Seni üzdüğüm için özür dilerim anne. Bunu istemezdim. Ben nasıl senin oğlun olarak öleceksem... Süreyya'nın da kocası olarak öleceğim. Ben bu konuda seçim yapmayacağım anne. Ama dilerim sen bizler için en iyisini seçersin. Bu asla bir savaş ilanı değil. Çaba. Süreyya ne güzel sürpriz yaptınız ya. Döndün ha. Gerçekten. Döndüm gerçekten. Öyle burada kalıp çözmeye karar verdim. Hayırlı olsun herkes için. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Müsaadenizle ben odama geçip biraz dinleneyim. Benim daha çok tükeniyor artık. Tabii tabii keyfine bak ya. Zaten buradayım. Bir yere gitmeye niyetim yok. Bu ne ya? İngiltere prensi misiniz abi siz? Bu ne hareketler? Yengem geldi ya. Yengem geldi. Yengem gelmiş. Yengem. Kalk yenge. Kalk sarılacağım. Özledim. Ay ya. Oğlum yavaş. Yenge abim sen yok ya. Perişan oldu ya. Safa sağlam olmuşsun sen de. Matazı gibiyim şükür. Belli belli. Ya gel bir daha sarılayım. Gel bir daha. Saygı şey. Hoş geldin. Hoş buldum. Thank you.
Sen burada mısın gerçekten ya? Bunu ben de sıkça kendime soruyorum. Sensiz hiçbir şeyin kokusu, tadı, tuzu yokmuş vallahi. Sakın bir daha bizden vazgeçme. Sakın. Sence vazgeçmiş mi gözüküyorum? Bağırmıyor mu? Çayla kıyaslarsak hayır. Annem. Niye doğum günü olduğunu söylemedin mi? Ya bu kadar büyük bir organizasyon gerçekten beklemiyordum. Hani katıl falan diyordu tamam da ne bileyim ben böyle müzisyenler, süsler falan filan. Acaba direkt konağa gelmese miydik biz ya? Yani otelde de kılabilirdik. Ama bu sefer de neden katılmadık diye düşünecekti. Bir de onunla uğraşacaktık. Yani kısacası Süreyya Boran, bundan kansız çıkmak mümkün değil. Biz gerçekten burada annemi mi konuşacağız şimdi? Daha iyi bir fikrim mi var? Kıyas kabul etmez. Sen heyecandan mı titriyorsun, telefon mu bu, ne bu? Ya dur. Açmayacaksın herhalde. Bir dakika dur teyzem oraya. Dur ama teyzem. O kadar badire atlatmışsın. Seni odaya atmışım. Nereye? Bir yere mi gidiyorsun? Kızım sen bizi delirtecek misin? Valla teyzeciğim daha uzun süre beni delirtecek gibi duruyor. Efendim? Biz karımla şu an evimizdeyiz. Merak etme. Süreyya da gayet. O sizi arayacak. Hadi selamlar. Öptüm. Var ya aklını aldım kadına yemin ediyorum. Senin de aklın alayım mı? Ha? Alayım mı kız? Karınla mı dedi? Evimizdeyiz dedi. Karısıyla. Barışmışlar mı? Ay evet. Yandan. Ay evet. Yandan. Barışmışlar. Kız. Kız. Ben kime diyorum? Aa, iyice delirdiler. Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Delirdik abla, delirdik. Sevinçten delirdik. Ay abla son dakikada nasıl dağıttığımı söyleyeyim. Ay aslan Süreyya ablam benim ya. Ben size demedim, demedim ben size. Ben biliyordum, biliyordum işte. Öyle bir aşk bitmez dedim ben size, dedim. Abla, iki dakika rahat bırak kendini ya. Sen de sevindin işte, tadını çıkar. Bundan sonra zaten bize her gün kıyamet, her gün. Yok bak şimdi, ben Allah için diyordum hep. Faruk Bey'imin yanına Süreyya Hanım'dan başka kimse yakışmaz diyordum. Olmaz, öyle bir şey zaten olamaz da. İsteyen istediği kadar uğraşsın. O bu konağın işi. Kimse de onu karartamaz vallahi. Ay. Hadi inşallah kız. Hadi inşallah. 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 Nasıl oldunuz? Hı? Daha iyi misiniz? He? Annem delirecek sandım bir an. Sorma ben de. Annemi şu kadarcık tanıyorsan... ...bir daha kabullenmesi söz konusu bile olamaz. Of vallahi İpek bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ama yani çok yoruldum ya. Gerçekten hiç derdimiz yokmuş gibi. Yine
sar baştan şimdi bütün gerilimler, mücadele falan. Of. Biz odayı ne zaman boşaltırız ya? Niye boşaltıyoruz odayı? Evet. Sahipleri geldi. Ya hem biliyorsun ben de zaten ısınamamıştım falan. Biz odamıza dönelim ya İpek. Ha? Ya bir de şimdi hani ayıp yani, saygısızlık gibi olur. O da bizim. Fikret. O da artık bizim. Bebek de geliyor dedik. Konuştuk bunları ya. Bütün bebeğin zaten odası var, tamam işte bizim odamız da büyük yeterince. O da yeter bize. Ne? Ne ne? Odanın büyüklüğüne mi takılıyorum ben? Sence odanın büyüklüğüne mi takılıyorum ben? Fikret. Bu odada kimin kalacağına Esma anne karar verir. O da odayı bize verdi. Ya İpek ne diyorsun Allah aşkına ya? Taht mı bu? Evet taht. Taht. Sen de bunu gayet iyi biliyorsun. Esma anne kendisinden sonra aileye kimin sahip çıkacağını düşünüyorsa odayı ona verir. O da bize verdi. Kim sahip çıkacak bu aileye? Hı? İlk fırsatta kayıplara karışan Süreyya mı sahip çıkacak? Yavaş. Çok mu düşkün size? Çok mu seviyor sizi? Hanginizi aradı? İpek tamam. Hanginizi adam yerine koyup aradı gittikten sonra? Ya Faruk? Karısı gitti diye hayata küstü adam. Konağa gelmedi. Bu aileye sen sahip çıktın Fikret. Alt tarafı bir oda. Sen olayı değil. Kendini küçültüyorsun. Onca emeği boşa harcıyorsun. Emanetçi gibi. Gel abi al bu oda da senin olsun diyorsun. Niye? Niye Fikret? Niye hemen emir kuluna dönüşüyorsun? Ben anlamıyorum. Odayı ver. Masadaki yerini ver. Her adımının hesabını ver. Sırf senden büyük diye hayatın boyunca yedek kulübesindeki adam mı olmak istiyorsun? Bu mu hayalin? Anladım ben. Peki. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Yakında mezar açılacak. Bu neyin sabırsızlığı be? Tam prosedür. Yani böyle milim milim ilerliyoruz. Boğaz trafiği gibi. Bu kadar uzun yıl beklemiş birine göre biraz fazla sabırsızsın. Aksine bence düşündüğümüzden daha hızlı ilerliyoruz. Ben seni buraya niye çağırdım? Evet ya, niye çağırdın Hakan? Esma ile görüştüm. Mezarın açılacağını söyledim. Onu uyardım. Ailenin mahremini korumak için önlem almasını söyledim. Pardon, anlamadım. Ne yaptın dedin? Ne yaptın? Çıldırdın mı sen ya? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? İnanamıyorum yani. Olaya bak ne yapmış. Ya bu ne periz, bu ne lanet turşusu. Avukata bak ya. Periz yapan ben. Turşu da sen. Öyle mi? Biraz üslubumuza dikkat edelim. Ha pardon, affedersin. Ya zehir gibi adamsın. Ha. Ama öfkelendiğin zaman beyninde bir damar çatlayıveriyor. Diyorum ki şimdi mezarın açılıp numunelerin alınacağı gün sen oraya yerel bir muhabir görevlendirsen. Bütün gün orada dursun, beklesin. Bu haber onları perişan edecektir. Hisselerin bir kısmının halka açık olduğu bir hava taşımacılığı kargo şirketinde önemli zarara neden olacaktır. Düşünsene. Varislerin sık sık değiştiği bir firmaya sen yatırım yapar mıydın? Yazık ya. Yazık. Senin şoförlerini işe alırken
İşin bu noktaya geleceğini hesap etmeleri gerekirdi. Yaşlı kurt seni. Garip bey. Çok garip. Pardon, sizden korkmalı mıyım garip bey? Sadece karşımda olduğun zaman. Yerel basın. Ha? Ya. Yanlış anlıyorsun beni. Ben sizi kıyaslamıyorum. Seni küçümsemek ne demek Fikret? Aksine ben içindeki gücü bul diye uğraşıyorum. Sen hep idare eden taraf olursan gücünü annene, abine bırakmış olmuyor musun? Fikret. Hem bak. Bak kızımız geliyor. Babaannesine, amcasına mı danışacak aldığı en önemli kararlar. Ben bunu istemiyorum. Ben kızımızın senden daha güçlü biri olduğuna, babasından daha güçlü bir otorite olduğuna inanmasını istemiyorum. Yanlış bir şey mi? Her şeyin bir zamanı var İpek. Sen de bunu anlamıyorsun. Ben hep durmam gereken yerde durdum. Her zaman. Çünkü benim öğrenmem gereken şeyler vardı. Evet, bu iki aydır olanların ben de farkındayım. En az senin kadar. Hepsinin farkındayım. Ve kendi sınırlarımı yeniden çiziyorum. Ama yani şu oda için bu kadar diretmek... ya abimde olan benim olsun diyen şımarık bir çocuk olmaktan başka bir şey değil ya. Ne sembolü ya? Ne sembol ne? Kimmişim sembolüne? Yetkide saygıda odayla olmayı pek. Ben Farukçuluk oynamak istemiyorum. Ben Faruk'un sahip olduğu şeylere sahip olmak istemiyorum. Ne istiyorsun peki? Hakkım olanı. Ve bunu alacağım. Alacağım, göreceksin. Onların itiraz edemeyeceği bir şekilde alacağım hem de. Benim kafamda... haritamda yollarım belli. Sen takma. Tamam. Senin böyle şeyleri takılarak... ne bebeğimizi... ne kendini üzmeni istemiyorum. Tamam. Sen nasıl istersen. Hadi gel. Gel içeride kızınla konuş biraz. Anlat bana kafandakileri. Esma Hanımcığım, gerçi size hiç layık değil ama... kabul buyurursanız bu vazo... ya vazo neymiş ya? Vazo ne alaka ya? Oğlum ben sana kaç kere dedim o şeyi ya... antika şamdanı al diye. Şimdi ben saksı mıyım diyecek. Bir şeyini takacak işte kesin. Evet, bismillah. Parti bitmiş. Evet. Hoş geldin abi. Ne haber? Ya sen ne haber? İyi. Ne yapıyorsun Fırat? Ne oldu? Partiyi kaçırdın mı yoksa? Vallahi beklediğimizden erken dağıldık. Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Vallahi nereden baktığına bağlı abi. Nereden bakalım? Yengemle abim birlikte döndüler bugün. Boşanmamışlar. Birlikte. Bayağı bayağı. Boşan. Vallahi mı?
Ne diyorsun ya? Oğlum harika, ne diyorsun sen ya? Gözümüz aydın. Evet. Esma Hanım. Ben şey yapayım, daha sonra müsait bir zamanda takdim ederim hediyesini. Herkesi çok selam, saygımı, esenlik dilerim. Olur mu? En azından benim akıbetim belli oldu, biliyor musun? Hepimiz için belirsizlik çok feci bir durum. Şöyle anlatayım, insan ölümün bile nereden geldiğini anladığı zaman bu korkusu kalmıyor. Nihayetinde hepimiz bilinmezden korkuyormuşuz. Ben abin sayesinde bunu anladım. Eksik olmasın. Allah da ne diyeyim ki, ona bir daha ayrılık yüzü göstermesin. Savaşmasak da sevişsek. Güneşli günler diliyorum. Bakma, bütün çizgilerimi ezberleyeceksin. Gözüm açık, kapalı. Nereye bakarsam bakayım, hep seni görüyordum. Her baktığım yerde yüzüm vardı. Böyle karşımdasın ama dokunamıyorum. Aman Allah. Çaresizce özlemek insanı delirtir miymiş? Delirtirmiş. Çaresizce özlemek nasıl bir illet, ben bilirim beyefendi. Allah korusun bir daha. Amin. Faruk. Yemeğe yememiz gerekiyor. Ben yemek istemiyorum. Ya tamam, benim de işime gelmiyor ama olmaz be, odaya kapanamayız, ayıp bir şey. Değil mi? Tamam. Çok ayıp. Ben bize güveniyorum. Başaracağız bunu. İnebileceğiz aşağı. Gel bakayım. Tamam. Faruk. Tamam. Aşağı inebileceğiz. Gel bakayım sen şöyle. Gel Efendim. Can, selam, biz mekandayız, geliyor musun? Geliyorum. Nasıl geçti dava, kazandınız mı? He? Dava diyorum, nasıl geçti, kazandınız mı? Dava düştü ya, vazgeçtiler. Güzel işte. Nesine üzüldün ki bunun bu kadar? Yok be oğlum, bir şey üzüldüm yok. Sadece yorgunum, 20 dakika yordayım. Tamam, bekliyorum. Hadi görüşürüz. Ne alakası var? Neye üzüleceğim? Adım edeyim. Yok, 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 zahmet etme sen. Annem için ağzım zor olacak ama ben sevindim ya. Olayların böyle gelişmesine. Valla benim kadar çok sevinemezsin ya. Süreyya abla hakikaten bu konağın ışığı. Etrafına o ışığı bulaştırdı da kesin. Anlamadım. Yani bak, seni bambaşka bir insana çevirdi. Yani onu neden bu kadar çok sevdiğini anlamak zor değil. Benim içimde bir öz varmış. Süreyya abla onu görmemi sağladı, evet. Şimdi başkasının gözünden baksaydım kendimden vazgeçmiştim çoktan. Bana kendimi sevmeyi öğretti. O yüzden onu ne kadar çok sevsem az. Aa, Koray! Nereden çıktın sen ya? Kusura bakma, ben böyle mesai saatinde geldim ama telefonda sormak istemedim. Yok, sorun yoktu. Ne soracaktın? Hafta sonu doğum günümü kutlayacağım. Arkadaşlar falan da gelecek. Sen de gelmek ister misin diye soracaktım sana. Eğer gelirsen ben alırım seni arabayla. Tamam, seve seve gelirim ama önce bir Nurgül ablaya sormam lazım. Eğer izin verirse gelirim seve seve. Eğer gelebilirsen Nurgül ablaya ben teşekkür edeceğim. Söz. Tamam, davet için teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Thank you.
Müsait miydin abi? Hı hı. Bu sana gelmiş. Teşekkür ederim. Senin neyin var, ne bu halin? Keyfim yok abi ya. Onu anladık oğlum da. Vardır bir sebep herhalde, onu söyle bana. Senin züppesinin biri geldi az önce de. Kim? Koray. Ve Koray... Bade yazan yok mu? Bildiğin yazıyor abi kıza. Tanıştınız mı siz? Yok, tanışmadım. Afilli arabasıyla geldi kapının önüne. Üzecek kızı abi. Görüyorum, üzecek kızı. Zengin olduğu için mi? Sen zengin olduğun için mi kızın kalbini kırdın? Ben küçüktüm abi. Geçen sene. Bir sene geçmiş gibi hissetmiyorum abi. Ne hissediyorsun Murat? Ne hissediyorsun oğlum? Oğlum, bak her ne hissediyorsan. Eğer arkasında duramayacağın bir şeyse adım atmayacaksın. Tamam mı? Bu defa seni kimse affetmez oğlum. Üzgünüm ama bu böyle. Bilmediğim bir şey söyleyeyim. Bilmediğim bir şey söyleyeyim. Bıraka bıraka kaçmışım. Hem kendimden hem hayattan. Şimdi yeniden ama bambaşka gözle okurken anlıyorum kendimden saklanmanın yersizliğini. Okurken belki bana eşlik edersin diye umdum. Başka mekanlarda, aynı zamanda. Sevgiyle Burcu. Ya sular yine durulacak biliyorsunuz. Hem insanın bazen zamandan başka hekimi olmuyor. Yani abi sizin aşkınız nelere göğüs geldi ya. Mahkeme gününde biraz sıkıntı olsa da biz çok sevindik abi böyle olmasına. Yani abim de dediği gibi zamanla halletmeyeceği hiçbir şey yok bence de. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tüm gün odasından çıkmadım. Yemek de koymadı ağzına. Ben bir bakacağım. Hanımım yemeğe inmeyeceğini söyledi. Doğum günü için o kadar heveslendi. Pastasını kesemedi kadın. Sesi düşündüm, pardon. Tamam Nurgül abla, annemi yormayalım. Sen servise başlayabilirsin. Afiyet olsun. Çorbalarınızı koyuyorum çocuklar. Geldik, geldik anneciğim, geldik ya. Sen niye zahmet ediyorsun böyle, ha? Fatma Hanım yapsın bu işleri, sen bırak. Sevgilim, çok düşüncelisin ama Süreyya'nın kafasını dağıtmamıza gerek kalmadı. Çünkü neden? Kendisi Faruk'la barıştı efendim. Ay, ne oldu? Ne oldu? Helal. Ay. Kızım, yiyebilirim. Helal annem, helal. Al. Evet, bence de helal yani. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Hayatım bu şimdi mi söylenir ya? Boğazıma dizildi vallahi. Allah Allah, çok şaşırdım. Ben tam tersi olur zannediyordum.
Ben Süreyya'yı güçlü bir kadın zannediyorum. Demek ki değilmiş. Allah Allah. Ne alakası var ya? Demek ki aşk affediyormuş Adem Beyciğim. Biz bile bu kadar kısa zamanda kaç kez deneyimledik hatırlatırım. Aman tamam boş ver bize ne ya? Boş ver. Anneciğim yine muhteşem yemekler döktürmüşsün. Ellerine sağlık. Bu sefer senin istediğin gibi oldu. Çok içime sindi. Ellerine sağlık. Nefis. Afiyet olsun. Sevgilim bu arada yarın işe biraz geç gitsen olur mu? Bak çok güzel bir ev buldum. Bu sefer hiçbir şey söyleyemeyeceksin eve dair. Adem. Hani taşınmayacaktınız oğlum? Taşınacağımızı söyledik ya. Reyhan Hanım. Ya yok bir şey anne, öyle konuşuyoruz yani. Pardon, nasıl yok bir şey? Daha evi gidip görmedim bile. Ya sırası mı şimdi bunları konuşmanın? Şu yemeğimizi yiyelim. Önce bir kendi aramızda konuşsaydık. Çok affedersin Ademciğim, biz gizlice mi taşınacağız acaba ya? Ben neyi yanlış yapıyorum? Ne oluyor? Niye saklı gizli taşınıyoruz biz? Neyi yanlış yapıyorum anlamıyorum ben ya. O da biliyor taşınacağımızı. Anne, anne. Gel, 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 gel. Gel, gel. Gel, gel, şöyle otur, sakin. Geçecek, şimdi geçecek. Bir dakika. Nerede? Aç, 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 ağzını aç, 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 aç. Tamam, şimdi geçecek, şimdi geçecek. Gel be. Nefes al. Hay Allah'ım, tamam, tamam, sakin, sakin, sakin. Burnundan nefes al, nefes al, tamam. Nefes al. Gel, tamam, tamam. İyi misin? Ha? İyiyim oğlum. İyiyim. İyi. Ben odama gideyim. Tamam. Gel. Siz yemeğinizi yiyin. Yavaş, 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 yavaş. Tamam. Tamam, sakin. Yavaş. Ne oldu? Kadın panik atak hastası. İlaç kullanıyor. Konuşmayalım diyorum, bunu kastediyorum işte. Allah'ım ya. Ben nereden bileyim ya? Esma Hanım. Esma Hanım. Sakin ol Süreyya, sakin ol ne olursun. Daha yeni başlıyoruz. Thank you.
yatacağım. Çıkacağım Esma Hanım, merak etmeyin. Dışarı çık. Önce biraz konuşalım. Çık dışarıya. Esma Hanım, ben buradayım. Burada duruyorum sizinle konuşabilmek için. Siz öyle kafanızı çevirdiğiniz zaman ya da gözünüzü kırptığınız zaman ben bir yere gitmiyorum. Burada duruyorum. Ya da siz parmağınızla oğlunuza başka bir hedef gösterdiğiniz zaman o kalbini oraya açmayacak. Sizin için çok üzgünüm. Ama maalesef sizin kurguladığınız gibi dönmeyecek bu oyun Esma Hanım. Bugün sizin doğum gününüz. Keşke iyi dilekler tutsanız. Mesela bir aile olmak gibi. Yoksa çocuklarınızın canını... Hala konuşacak mısın? Esma Hanım, beni sevmek zorunda değilsiniz. Bağrınızla da basmanızı beklemiyorum. Ama siz bizim mutluluğumuza düşman olarak hiçbir şey elde edemeyeceksiniz. Düşman olmak mı? Düşman olmak için aynı kefede tartılmak lazım. Sen düşmanını başka yerde ara Süreyya Hanım. En büyük düşmanım ben değilim. Bana ihtiyaç da yok zaten. Sen kendi kendine yetersin. Anlamadım. Geçmişte senin için bazı acabalarım vardı. Ama şimdi zerre kadar tereddütüm yok. Sen büyük laflar eden büyümemiş bir ergensin. Sen oğlumu değil, onun senin peşinden koşmasını seviyorsun. Her gün sevgisine ispat istiyorsun. Alma ağacında bitenlerden. Sen aldığın sürece varsın. Sen hala zannediyorsun ki huzursuzluk çıkması için benim bir şeyler yapmam lazım. Sendeki bu huzursuz zihin oldukça hiç başkasına acet yok. Başından beri peşinden koşan, gözünün içine bakan, ağzının içine bakan bir adama sen tek kelam söz hakkı vermeden çekip gittin, terk ettin onu. Tabii senin aile olmaktan anladığım bu. Ama sen de kabahatli değilsin tabii. Anneni babanı erken yaşta kaybetmişsin. Kimden öğrenecektin ki aile olmayı? O yarmakalı teyzenden mi? Acı değil mi? Hı? Gerçekler acı değil mi? Aile olmak, kafasından geçeni bir nefesiyle anlamak demektir. Aile olmak, yaptı mı, yapmadı mı bir bakışıyla anlamak demektir. Oğlumun başkasına bakmayacak kadar sana aşık olduğunu bilmeliydin. Sizin bir zamanlar Fevzi Bey'i bildiğiniz gibi Esma Hanım. Aşk tam olarak böyle bir şey değil mi zaten? Karşımızdakilerin hatalarını hata değilmiş gibi bize göstermez mi? Derim ya, usta malzemeyi bilir diye. Senin kumaşın bundan sonrasına dayanacak kadar sağlam değil. Yazık oğlumu kaybedeceği zamanı. Yine söylüyorum. O çantayı alıp yine gideceksin bu konaktan. Hem de sandığından çok daha önce. Hem de kendi isteğinle. Hem de girmemecesine çıkacaksın hayatımızdan. Onun için fazla yerleşme. Esma Hanım, siz ne yaşadığınızda 60 yaşına bu kadar katı kalpli giriyorsunuz bilmiyorum gerçekten. Keşke daha mutlu bir hayatınız olabilseydi. Çok üzgünüm.
Bu lafıma da mim koy. Pastanın mumlarını üflerken hatırlarsın. 60 yaşına yapayalnız gireceksin. Çünkü bu ev senin giderken bıraktığın ev değil. Faruk da aynı Faruk değil. Öncelikleri değişti. Ama senin birinci olmamaya tahammülün yok tabii. Çok yakında Faruk'un hayatındaki sırrını gördüğün zaman ne dediğimi kavrayacaksın. Süreyya. Şükür ki yanılmadım. Yani bizden çok senin hoşgörüne güveniyorum demiştim de ben. Süreyya, bana ne zaman inanırsın? Yani bir daha inanır mısın? Bilmiyorum ama bütün kalbimle istiyorum bunu. Yani emin ol. Yani ne olursa olsun bir daha hiçbir sırrın ortağı olmayacağım. Hoş bu evde artık. Ne saklanacak sır kaldı, ne gizleyecek adam kaldı. Yani hepimiz en ağırından dersimizi aldık. Yani sen bu evdeki fırtınaya bakma. Senin olduğun yerde güneşin çıkmaması mümkün değil. Sağ ol Osman. Sağ ol. Ya Adem, ben nereden bileyim annenin panik atağı olduğunu? Allah'ım, yine aynı şey söylemedin ki. Ben bu ev meselesi konusunda neden özellikle annemin yanında konuşmuyorum acaba Dilara? Neden? Neden olabilir yani? Neden olabilir? Adem, beni uyarabilirsin ya. Ya ne yani, biz sonsuza kadar burada mı yaşayacağız? O da biliyor gideceğimizi. Yok öyle şey. Yok öyle şey hanımefendi. Her şeyin bir adabı var. O adap susup arkadan iş çevirmek mi? Öf. Ya Adem, ben neyi yanlış yapıyorum? Gerçekten anlamıyorum. Ya ben gerçekten anlamıyorum. Ya kendisi de biliyor kısa bir süre burada olduğumuzu. Ya Adem, sen bu kadına böyle yaparsan... Tabii ki sana bağımlı yaşar. Ya bir izin ver, bir müsaade et, bir kendi ayakları üstünde dursun ya. Bak, 3 gündür buradasın. Bizim 40 yıllık ilişkimizle ilgili ahkam kesme Dilara. Tamam mı? Ahkam kesme. Önce bir izle, gör. Ben gideyim şu kadına bakayım. Gök gürültüsünden de korkar. Hani bilgin olsun diye söylüyorum. Zaten kadın iyi değil. Sayenizde. Ay bismillah. Ay Allah. Anne, korkma, korkma, korkma. Adem. Tamam, tamam, korkma, gel. Tamam benim, tamam, tamam, korkma, korkma, korkma. Ay, ödümü patlattın be oğlum. Oh. Sen neden çıktın bakayım odandan dışarı, ha? Gürültü mü yaptım yoksa oğlum? Hayır hayır, gürültü yapmadım. Kork, tamam, kork, kork. Korkma, korkma, bir şey yok. Ne yapıyorsun sen burada? Kumandayı arıyordum. Televizyon seyredeceğim. Ne yapacaksın kumandayla falan? Oyalanma, hadi bakayım sen. Hadi gel, ben yatırayım seni, hadi canım, hadi. Oğlum, ben bu yağmurda uyuyamam ki zaten. Kaçırdığım bir sürü dizi var, onları seyredeyim. Kork, korkma, ne işin? Bak, bu koca oda, daha da çok korkarsın, tamam mı? Hadi kusur, bir nedir etmek. Hadi gel bakalım. Oğlum, sen beni oraya götürsen de ben çıkıp geri geleceğim zaten. Hem biliyorsun ya, her gök gürültüsünde zıp 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 diyorum. Hayır, bak, bak anneciğim, ben seni yatırmadan uyumayacağım, tamam mı canım benim? Hadi bakayım. Hadi ne olursun, delirme. Git karının yanına git. Hadi. Ya hadi de. Koca kız, sırtıma mı vurayım seni ya? Allah Allah, kocaman kadın. Hay Allah. Korkma, hadi. Hadi oyalama beni, bak sabah işim gücüm var. Hadi anneciğim, hadi anneciğim. Hadi anneciğim, hadi. Hadi, hadi. Al, hadi korkma, korkma canım, hadi.
kork. Faruk da aynı Faruk değil. Öncelikleri değişti. Yavrum böyle olacağını biliyorduk değil mi? Biliyorduk tabii ki. Ya tatlım yerleştirirken gördüm de ilaç var çekmeyince de sen ilaca mı başladın? Önemli değil, sen yokken uyuyamıyordum. Artık gerekli değil. Figen de şey diyordu bana. Senin odunu kiraya versen fark etmezsin diye takılıyordu. Günde kaç saat yatağa görüyordum bilmiyordum valla Faruk. Duydum, duydum. Önüne gelen işe koştunuz. Delirmektense yorulmayı tercih ettim ben. Ah be yavrum, ah be güzelim. O yok canında ne yaptın sen öyle? Zaten halsizdin, yorgundun. Sana bütün bu olanları böyle yaşattığım için özür dilerim. Gerçekten. Her gün kafamda binlerce kötü senaryo diye dolaştım. Sana bir şey oldu ve ben yanında yokum. Aman Allah'ım. İyi ki delirmedim. Bence ikimiz de biraz delirdik o dönem. Ben hep sana deneyim kız. Gel buraya. Faruk. Yarın işe gitmesen olur mu? Bak bir iş falan konuşmayalım ne olur. Ya ama söyle ne olur, merak ettim çok. Hadi söyle. Yarın ben de senin formülünü uygulayacaktım. Yani bütün günümü işte dolduracaktım. Ne bileyim ben davanın böyle sonuçlanacağını. Düşünmeyeyim diye kendimi işe verecektim ama. Yarın bir bakarız. Böyle bir kısmını ötelersem yer. Öğleden sonra falan belki rahat olur. Bilmiyorum. Peki ne yapalım? İdare ederiz biz de. Sana hayal ettiklerimin yarısını bile yaşatamadığım için çok 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 özür diliyorum. Buraya geldiğinden beri o kadar kötü karşılandım ki. Önemli değil Faruk falan. Borçhanene yazarız nasıl olsa. Daha uzun yıllar buradayım ben. Kaçarın yok diyorsun yani. Sence? Vallahi benim bildiğim bundan sonra hiç kimse hiçbir yere kaçmayacak. Bunu yapmaya hazırmışım canım. Kırt, kırt. Oğlum. Hadi git yat artık. Bak buradayım. Uyuyacağım ben de. Hadi git. Canım ha. Ay. Sen yatmadan yatmayacağım demedin mi? Koy bakayım kafanı. Koy hadi. Koy. Tövbe tövbe. Böyle çocuk gibi. Vallahi rezil olacağız elin kısmına. Bak hala bak. Hala bak. Hadi tıp artık. Tıp. Artık kaç kere söyledim. Bugün banyo günü. Hadi bakalım doğru banyoya.
Emir. Emir. Duyuyor musun hayatım? Hadi banyoya, banyo günü. Koş, 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 koş. Boşansalar bile Faruk'un hemen başka bir aile kurmak isteyeceğini düşünmüyorum. Başka bir aile kurmayacak ki. Zaten var olan ailesine kavuşacak. Yok canım, gitmeyeceğim İstanbul'a. Bundan sonra buradayım, evimdeyim. Anne. Basma oraya. Sen banyoya girmedin mi daha? Anne, niye üzgünsün? Değilim. Değilim hayatım, değilim. Üzgün değilim. Ben sadece şuraya bak. Sakarlığıma kızdım. Kendime çok kızdım. O yüzden böyle bir şey yok yoksa. Tamam. Seni bir yerin kesilmeden götürelim. Hadi gel banyoya gir. Ben buraları geri toplarım. Gerçekten bir şeyin yok, merak etme. İşte annen sakar senin, işte böyle. Ya Esma Hanım,
Hayatın boyunca kurallara uydun. Babam mutlu olsun. Kocam mutlu olsun. Evlatlarım mutlu olsun. Hani ne elde ettin? Baban erkenden çekip gitti. Aşık dediğin adam elin sünepesinin koynunda hayatını yaşamış, ruhun duymadı. Kazığın en büyüğünü sana cehennemden attı. Oğlun aşkı için seni zerre düşünmeden harcadı. Hani ne var elinde? Hiç. Onca şabaya, 60 yaşına koca bir hiç olarak girmeyi başardın Esma Sultan. Aferin sana. Hayatını zerrece takdir etmeyen bir avuç insanın önüne serdin. Kala kala sana kalan koca bir hiç. Al. Tepe tepe hayrını gör şimdi. Uyuyamayacaksın, şımarıklık yapma. Uyandım bile. Sanırsın dağlarda yol olmaz, uzanırsın. Kalbinde güç kalmaz, uzanırsın. Ardında huzur olmaz ki her zaman. Umutlar yön bulmaz yarın olsa da. Beklenen gün olmaz. Sözlerim gerçektir, yüreğim kardeştir her zaman. Sonsuzdur, uğraşım bitmez hiçbir zaman. Geliyor, geçiyor, hayat dönüyor, durmuyor dünya. Geliyor, geçiyor, zaman dönüyor, durmuyor dünya. Sanırsın yalnızlık tek dostun, aldanırsın. Kaçmakla bitmiyor hiçbir zaman. Yalnızlığın sözlerim gerçektir, yüreğim kardeştir her zaman. Geçiyor hayat, dönüyor, durmuyor dünya. Geliyor, geçiyor hayat. We'll be right back.
Oh. Mis gibi koktu bir şey ha. Annem gelse de başlasak acıktım ya. Hayırlı olsun, kaç aylık? Gelmeyecek mi acaba? Diğerlerin gelmeyeceği kesin de. Aha. Hadi bakalım, afiyet olsun size. Ya Nurgül abla, bir anneme bakar mısın gelecek mi diye? Tabii canım. Hanımım, müsait misiniz? Allah Allah! Nereye gider ki? Fikret, odasında yok. Yatağı da bozulmamış. Nasıl bozulmamış? Abla toplanmıştır o. Yok yavrum, öyle olsa ben bilirim. Hem biz bu saatte girmiyoruz ki odalara. Mustafa abiye mi sorsan acaba? Nurgül abla belki gece bir yere bırakmıştır. Mustafa kahvaltı ediyor. Hem bıraksa söyler bana. Kapalı. Nereye gidecek kadın tek başına ya? Bir kamera kayıtlarına mı baksam ben? Ne zaman nereye çıktı belki görürüz. Taksi çağırsa duyarız çünkü. Tamam iyi fikir, sen bak şey, ben de Mustafa'ya bir sorayım. Sen de git şu Faruk'ları uyandır hadi ne olursun. Gidiyorum abi, gidiyorum abi. Geldiler yine. Nereye gitti ya? Geldiler, başladık yine. Abi, abi. Evet. Annem evde yok. Gören de olmamış. Başına gelin, bekliyoruz. Günaydın. Affedersin, şaşırdım. Adresin bildiğini bilmiyordum. Ya hoş bilsem de beklemezdim. Gel. Ben kahve içiyordum. Sen de içer misin? Doğum günü hediyene teşekkür ederim. Teşekkürümü bir not olarak gönderecektim ama... bugün sayfaları bizzat kapatma havasındayım. Hatırlıyor musun demişsin. Hafızam gayet yerinde. Öyle anlaşılıyor ki çok farklı saklamışız elimizde kalanlar. Senin hayalindeki Esma'yı ben nerede kaybettim bilmiyorum. Aramaya gücüm, iradem var mı? Ararsam bulur muyum? Bilmiyorum. Hepsi muamma. Aynı şeyler benim hayallerim için de geçerli. Galiba. Madem hayallerimizde kalanlarla vedalaşıyoruz. Bence bunlar emek veren de kalmalı. Thank you.
Tek parça koruyamadım, kırıldı. Ama atmayı hiç düşünmedim. Sağ gösterip sol vuruyorsun Esma. Bunu saklamanı hiç beklemiyordum. Ama kırılmasına gelince tam Esma'lık bir olay. Herkes ne kadar biliyor. Esma'lık ne, Esma'lık ne değil. Herkes ne kadar iyi tanıyor beni. Herkesin kafasında kalıplar, ahkamlar, büyük laflar. Gerçek Esma'yı kim gördü acaba bu hayatta? Peki, sen hiç gösterdin mi? Belki ben göstermedim. Belki de karşımdakiler görmek için hiç çaba harcamadılar. Sonuçta herkesin tek derdi hayatlarının yolunda olması. Bunu sağlayanın kim olduğu, ne yaşadığı, nasıl yaşadığı önemli değil ki. Seni ilk defa bu kadar maskesiz görüyorum. Sanki daha önce hiç tanışmamışız. Hiç konuşmamışız gibi. Ben ne söyleyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Neyin var? Hiç. Tam olarak hiçbir şeyim yok. Dünyanın en zengin berduşu olarak duruyorum karşında. Ama bir şeyim olsa da dertleşmek için doğru adres sen değilsin. Daha dost musun, düşman mısın bilmiyorum. Sadece sayfayı kendim kapatmak için buraya geldim. Hani gerçekleri konuşacaktık? Hani anlamak için çabalamak gerekiyordu? Daha birkaç dakika önce kendi söyledim. Belki de biz aslında hiç tanışmadık. Ben seninle yıllarca kafamın içinde konuşup durdum. Laf, 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 laf. Bir türlü yüz yüze oturup konuşamadım. Bir yeniden tanışma yemeğine ne dersin? Bu akşam gene gel. Bizzat kendim hazırlayacağım yemeğini. Akşam yemeğine sözüm var. Pekala. Yarın. Tamam. Gerçekten mi? İnanamıyorum yani. Gerçekten gelecek misin? Bunu hiç beklemiyordum. Ben de. İyi açısındır inşallah. Kesinlikle. Davetli misin? Yarın akşama. Yarın akşama. Allah Allah. Gecenin üçünde nereye gitmiş bu kadın? Çıldıracağım ya. Buyurun. Ne? Doğum günü buldun değil mi resleşecek? Ya Fikret, şu an hiç seninle tartışamayacağım vallahi. Alo, Ayten teyze, annem sizde mi? Tamam.
Tamam Ayten teyze, tamam. Yok, Ayten teyze de yok. Ya nereye gider başka, ne yapar? Kafa yormak lazım biraz. Hayır, arabasız gitmiş bir de. O enteresan. Ne yapsak biz, polise mi gitsek? Annem kendine zarar vermez. Maksat bizi çıldırdı. Hoş geldiniz. Nereye efendim? Bursa'ya. İstanbul'dan. Bursa'ya. Sorun mu var? Yok ablacığım, ne sorun olacak ya? Hemen basıyorum gaza. Nasıl yatmış bu acayip pozisyon böyle ya? Çok güzel soru. Evet. Kadıncağız çok korkuyor gök gürültüsünden. Yazık canım. Ya ben düşündüm de dün, biz bu kadını yalnız bırakmayalım bile. Ha? Koca ev. Ne zararı var? Bir dakika ya. Sen bunu gerçekten dün gece mi düşündün acaba? Evet. Ya bırak Allah aşkına Adem. Sen benim beğendiğim evleri bu yüzden istemedin bugüne kadar değil mi? Yok armudun sapı, yok üzümün çöpü. Ya biz seninle konuşmuştuk. Sen bana söz verdin. Sen bana resmen yalan söylemişsin ya. Ama sabah sabah Allah aşkına ya. Ya Allah aşkına ben ne yapıyorum ya? Ya kadının halini sen dün kendi gözlerinle gördün. Sen el alemin teyzesini yalnız bırakamıyorsun. Yapma Allah aşkına. Ya ne yapıyorum ben ya? Ben ne yapıyorum? Ben anlamıyorum. Gerçekten ne yapıyorum ya ben? Adem, sen dün gece beni bırakıp anneni uyutmaya gittin. Farkında mısın? Ya bu yaşadığımız garipliğin bir tek ben mi farkındayım ya? Bir kere benim annem 55 yaşında panik atak hastası bir kadın. Tamam mı? Bu kadının böyle baskı altında kalmaması lazım. Sana bunu anlatmaya çalıştıkça sen olay çıkartmaya çalışıyorsun. Çıkartma, çalışma. Bu kadına bugüne kadar kimse göz kulak olmamış. Şimdi ben bu kadını böyle yüzüstü bırakamam. Kusura bakma yani. Sen başından beri biliyordun. Taşınmayacağımızı başından beri biliyordun ve bana söylemedin Adem. Ne zannettin yani, paşa paşa kabul ederim falan mı zannettin ya? Hayır, tabii ki değil. Ben yani yalnız bir kadını anlayabileceğini zannediyordum. Hem senin annen de sana bakmamış mı, seni tek başına büyütmemiş mi rahmetli? Beni annem büyüttü, evet. Beni kendisine bağımlı kılmadı, beni manipüle etmedi, Bedu, tamam mı? He?
Emir'cim. Hadi hayatım, sütünü bitir, geç kalacaksın. Babanla bugün sözleşmiştik, hatırlıyorsun değil mi tatlım? Okulda ne olacak senin? Sonra buraya geleceksiniz. Ben gelene kadar birliktesiniz, tamam? Çek gelecek değil mi? Evet. Ama her zaman tek görüşemezsiniz hayatım. Süreyya ablanın dışlamanı istemiyorum, tamam mı? Bak dün konuştuk kaç kere. Emir. Bir tanem, onlar barışçılarsa da kendi aralarında konuşup karar verdiler de barışçılar. Bizi ilgilendirmez. Bu yüzden Süreyya ablanın dışlaman bence doğru değil. İkisiyle de görüşmeyeyim o zaman. Bak şimdi ben onu mu diyorum hayatım? Görüşmemem için bir sebep yok. Servisim var, geç kaldım. Halinde prensin karşına çıkması kalp ben. Daha düzgün gibi bir şey hissettim. Tamam abicim, tamam, geliyorum zaten. Of. Ya yine ne var ya bugün, şu telefon zır 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 susmadı ya. Adam. Alo. Günaydın. Ne haber? İyi vallahi, işte ne olsun, hep aynı koşturmaca, mücadele. Siz, sen ne oluyor? İyi. Çok mutluyum. haberi aldın herhalde. Haber derken? Bizim şey, bizimkileri mi? Evet ya, çok acayip, ben de şey, hayırlısı olsun inşallah haklarında. Hepimizin. Hepimizin. Neredesin? Arabadan geliyor sesin. Araba. İstanbul'dayım ben. Evet, şimdi ofise geçiyorum. Burası acayip yani, anlatamam yani. İşler güçler. Bak, emin ol, kafamı kaşımaya vaktim yok vallahi. Ben gelemem de bir süre oraya. Gelmem. Öyle oldu yani, acayip. Tabii. İşler birikti herhalde. Ben daha fazla şey yapmayayım, dikkatini dağıtmayayım. Araba kullanıyorsun sen. Hı-hı. Görüşürüz. Tabii tabii, hürmetler diliyorum. Karnım kasıldı sinirden. İyi misin? Dur. Ha? Dur, gel. Kadın bir yerlerde düşüp bayılmasa bari. Ya yok, çocuklar her yere bakıyorlar. Hastaneye falan düşse şimdi haberimiz olurdu. Böyle kötü şeyler düşünmeyin. Yok abi, tamam, ben polise gidiyorum, tamam. Gerçekten ortam karışacak, sana karışırsa artırır. Ben de geliyorum abi. Hanımım, aklımızı aldınız ya. Ne oldu ki? Siz ortadan kaybolunca biz bir şey oldu zannettik sanım. Anne, neredesin sen? İşim vardı. Ne işin vardı anne İstanbul'da gecenin bir vakti? Anne, öldük Berat'tan ya.
Siz kendi kendinize kararlar alıyorsunuz, bir şey olmuyor da ben 60 yaşımı gönlümce kutlamışım çok. Ne bu tavır anne ya? Ha? Ne bu tavır? Sen ne zaman vazgeçeceksin pire için yorgan yakmaktan? Ya bizim suçumuz ne? Bu ne sorumsuzluk? Abi tamam. Tamam. Abi, tamam, sağ salim gelmiş, tamam. Arkadaşına gitmiştir abi kesin. Ya. Annem. Mümkün değil. Üzüntüsünü kimseye göstermez. Otele falan gitmiştir. İstanbul'a. Ya kimse tanımasın diye oraya gitmiştir Fikret. Ya abi ya da git gel yaptı yol stresini alsın diye. Bazen yolu iyi geliyor biliyorsun. Gecenin bir yarısı taksiyle İstanbul'a git gel. Ya bırak bizi kudurtmak için yapıyor. Ya bir şey olmayacağını biliyordum da. İnsan bu kadar korkutulur mu be? Tamam kuzum. Tamam. İyi olması önemliydi. İyi işte geldi. Bir şey söyleyeceğim. Senin işin gücün yok muydu? Biraz dışarı mı çıksam? Hava alırsın, biraz kafan değişir. Ah be. Ne oldu? Ne? Bugün Emir'i okuldan ben alacaktım. Davadan önce söz vermiştim. Beraber yemek yeriz falan demiştim. Güya sabah arayacaktım ben onu. Hay Allah. Beyim demeyeceksiniz. Bak bugün ölesiye doldurdum. Onunla zaman geçirmenin iyi olabileceğini düşündüm. Yani bana hala nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Daha çok yeni. Şimdi ben bir anda durduk yere iptal edersem... Etme, etme. İptal etme. Tabii ki iptal etmeyeceksin ya. Çocuk heveslenmiştir şimdi. Sakın iptal etme, tamam mı? Kaçta gelirsin? Emir 9 gibi uyuyor. Beraber yemek yiyeceksiniz yani. Hı? Özür dilerim aşkım, özür dilerim, özür dilerim. Bu ilk günümüzü sana zehir ettiğim için özür dilerim. Yapacak bir şey yok. Artık Emir var. Öncelikler başka. Tamam. Tamam. Böyle vicdan azabı çekerek gidemezsin. Tamam mı? Hiçbir şey anlatmak zorunda değilsin. Ben senin ne olduğunu biliyorum. Teşekkür ederim. Her kim ne derseniz. Teşekkür ederim. Bir de anlaşalım seninle bak. Bundan sonra konu Emir olunca ne teşekkür ne özür. Tamam mı? Hiçbir şey yok. Benim için tek önemli olan şey saat kaçta geleceksin. Geç mi geleceksin çok? Emir 9-9.30 gibi yatıyor zaten. Hı. O uyur uyumaz yanındayım, söz. Söz. Hemen hamama hazırlayayım isterseniz. Yok yok, o kadar vaktim yok. Bir duş alacağım, çıkacağım hemen. Sen benim söylediklerimi hazırla, yeter. Hemen. Hanımım. Biz size bir hediye hazırlamıştık. Vermeye fırsatımız olmadı. Şu anda vakti midir bilmem ama... Ben sizi bir değişik gördüm bugün. Sizden gelen başım üstüne. Nice güzel yaşlara. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Beni bir tek sen tanıdın Nurgül. Esas seni Allah benim başımdan eksik etmesin.
kızlarla beraber hazırladık. Herkesin eli değdi yani. Hepinizin ellerine sağlık. Bayıldım. Yüzünüz pek öyle söylemiyor ama. Yok yok, bayıldım. Sahiden. Ben sadece uzun yıllardır 60 yaşındaymışım. Bu kaybettiğim yılları telafi etmeye karar verdim Nurgül. Bunu en değer verdiğim hediyelerin arasında saklayacağım. Çok teşekkür ederim. Oho, Yemen'den. Senem Hanım, Senemciğim. Sekreterinden zorla aldım. Öyle mi? Evet, şey... Ya bak, gerçekten şey oldu. Son anda acil bir şey çıkınca ben de mecburen kaçamadım. Yoksa ben bu hafta İstanbul'dayım, vallahi bak. Hesap sormaya gelmedim. Değmez zaten. Öyle mi? Belli ki biz bambaşka bir şey yaşamışız. Yani sen de başka, ben de başka. Ya senin için anlık bir şey olduğunu söyleseydin daha adam gibi bir davranış olurdu. Kalıbına uyardı. Kaçacak delik aramana gerek yok ki. Aşağılayıcı oluyor. Zaten ufak tefek bir adamsın. Daha da küçülmene gerek yoktu Akif. Hoşça kal. Ya gel. Of. Yani bir sıvamadığın kalmıştı Akif. Onu da yaptın ya. Oh tamam. Tamam abi, tamam işte bitti. Oh. Bitti. Yani istediğin de bu değil miydi? Ama ben şimdi niye rahatlamadım ki acaba? Hazal'cığım, haftaya Salı'ya Seda Hanım için amniyo sentez randevusu ayarlayalım. Görüşürüz. Teşekkürler doktor hanım. Esma Hanım? Telefonlarıma çıkmayınca? Çok yoğun bir gün. O yüzden... Açamadım, kusura bakmayın. Şimdi de hatta hemen bir hasta almam gerekiyor değil mi? O yüzden çok fazla ilgilenemeyeceğim sizinle. Görüşmek üzere. Sıradaki randevu benim. Esma Boran değil mi? Hı hı. Buyurun. Şimdi Esma Hanım,
Önce bir şunu netleştirelim. Biz sizinle ittifak değiliz. Hiçbir zamanda olmadık, olmayacağız da. Bizim sizinle konuşacak hiçbir şeyimiz yok, Emir'den başka. Faruk zaten karısıyla birlikte, gayet memnun hayatından. Ayrılacaklarını... Bizim bir ilişkimiz olma ihtimalini düşünerek yaptığım gurursuzluk zaten... Bana yetti. Kendimi daha fazla küçük düşürmek niyetinde değilim, hiç değilim. Bitti mi? Oturabilir miyim? Buyurun. Öncelikle... Yaptığın şey gurursuzluk değil, fedakarlık. Sen oğlun için bir kapı aralamaya çalıştın. Bu ikisini birbirine karıştırma. Oğlumun yaptığını kat ağır aylamıyorum. Yine üzülecek ama... Bu saatten sonra beni hiç ilgilendirmez. Ama... Evet, haklısın. Yaşanacakları göreceğiz. Başka çare yok. Ama ben buraya Emir için geldim. Emir'i bir süre konağa gönderme. Çünkü çok gergin ev. Yani torunumun kafası bu kadar karışıkken bir de o hengamenin ortasına girsin istemiyorum. Sen de istemezsin değil mi? Yani evet. Evet tabii ben de istemem ama... Faruk Emir'i görmek istiyor sonuçta. Tabii canım. Ne zaman istiyorsa görsün. Ama mümkünse senin evde. Ya da alsın dışarı çıkarsın. Artık siz karşılıklı nasıl uygun görürseniz. Yani diyorum ki Emir'in psikolojisini koruyalım. İstemeden de olsa verilen zarar artık geçsin. Yani ortalıkta çocuk heba olmasın diyorum. Şimdi ben bunu Faruk'a teklif etsem... Kim bilir nereden anlayacak lafı. Onun için bir anne olarak sen benim derdimi anlarsın diye sana geldim. Faruk bugün Emir'i okuldan alacak. Evde birazcık baş başa zaman geçirecekler. Ben konuşurum Faruk'la. Yani evet, Emir biraz daha kendini toparlayana kadar konağa gelmese bence de daha iyi olur. Ah, içimi rahatlattın. İçimi rahatlattın. Beni anlaman çok iyi geldi. Faruk bu akşam size gelecek, öyle mi? Evet. Bize gelecek. Daha önce konuşmuşlardı Emir'le. Gerçi davadan önce karar vermişlerdi ama... Faruk bozmadı planı. Evet, bize gelecekler. Teşekkür ederim. Bütün bu olanlar için kendi adıma da, torunum adına da... çok üzgün olduğumu bil. Bir dakika şimdi. Hani aramızdaki büyü bozuldu diyordun sen? O bir balon vardı. Balon sönmüştü hani. O heyecan balonu. Ne oldu? Ne zaman şişti o balon? Ha? Allah Allah. Yola çıkana kadar, mahkemeye gidene kadar başımın etini yemediniz mi ya? Bir daha düşün, bir daha düşün. Düşündüm, tamam işte istediğiniz oldu. Daha ne istiyorsunuz? Biz çok sevindik. Orası ayrı. Ama şu zamana kadar yani bana söylemedin, biriktirdin ya bir sürü şey. Ben onu ayrıca soracağım, Bilal'e soracağım hesabını. Bu kaza filan
Ya bak karşındayım, sapasağlam duruyorum. Tamam, bir şeyim yok. Ya anca sakinleştirdik iki saatte seni. Ne yapsaydım, telefonda mı söyleseydim yani? Ay şimdi doğru. De. Hani biz günlerdir dil döküyoruz. Yani ne oldu da sen böyle birden aydınlandın? Benim merak ettiğim o. Bizim başaramadığımızı ne başardı yani? Ha, kaza demeyeceksin herhalde. Aslında yani hepsi. Yani bütün olanlar, yaşananlar, konuştuklarımız, o sıkıntılar falan. Ne kaza? Hani diyorlar ya, hayatın film şeridi gibi gözünün önünden geçiyor. Ya gerçekten teyze valla. Ya inanamazsın, çok acayip ya. Hayatın bir saniyede gözünün önünden geçiyor. O kırılan camlar var ya, hepsi benim hayatımın üstüne yağdı sanki. Annemi gördüm. Kahkaha sesleri. Hep mutlu anlar. En çok da Faruk. Ya ben çocukluğumdan beri hiç Faruk'la mutlu olduğum kadar mutlu olmamışım ki meğer. Sanki o kaza bütün parçaları birleştirdi gibi. Şurada Emir'le konuşurken ben o çocuğun kırgınlığında, kızgınlığında kendimi gördüm. Ben yüzleştim kendimle. Sonra Faruk ona anlatırken Faruk'un tarafından hikayeyi gördüm. Tamam, onu aslında affetmedim içeriden. Hala kızgınım. Ama anladım. Ya anlayabildiğimi gördüm. Ay biz kazaya şükrettirecek bu deli kız bizi ya. Ne diyorsun ya? Annemle babamdan sonra en korktuğum şey benim terk edilmek ya. Biliyorsun işte yani. Hani hep bununla savaştım ya hayatım boyunca. Bir daha onların gittiği gibi kimse gitmeyecekti. Bir daha ben hiç öyle kalmayacaktım. Bir daha öyle üzülmeyecektim. Devam edemezsem ne olurdu falan. Aslında farkında olmadan ben bunun aynısını Faruk'a yaptım. Yani farklı sebeplerden aynı travma onda da varmış ki zaten. Hem de Begüm yüzünden. Ama ben aynısını yaptım işte ona. Çektim gittim. Ne bir açıklama, ne bir soru sorabildi. Ne nerede olduğumu, kimle olduğumu bilebildi. Ne anlayabildi. O yüzden o kadar sertti herhalde. O yüzden o kadar kırgındı. Yani benim gibi aslında. Ben Emir'le Begüm'ü fark ettiğimde o kadar sinirlendim ki. Ama sinirlenmekten daha çok korktum zaten. Faruk benden gidecek sandım. O yüzden ben kaçtım. En çok ben giderim dediniz yani ha? Evet, öyle yaptık galiba. Yani korkudan kendimizi böyle bir yarışın içinde bulduk ve aklımızı yitirdik. O yüzden o kadar sertti, o yüzden o kadar sinirliydi tıpkı benim gibi. O birkaç saniye ben anladım ki ben ölmekten falan korkmuyorum. Benim derdim ölmek değil. Ben onsuz yaşamak istemiyorum. Niye gidiyorum ki o zaman? Nereye gidiyorum yani? Keşke herkese böyle güçlü bir duygu nasip olsun. Ya teyze, o kadar yaşamanı isterim ki, o kadar güzel bir şey ki aslında. Bu kadar sinir, bu kadar öfke, bu kadar kafa karışıklığına rağmen onu her gördüğüm an karnımın içindeki kelebekler var ya, hiç durmadı ya. Hiç durmadı. Bir de en güzeli, ben yaşadığım hiçbir şeyden pişman olmadım. O çok güzel bir şey. Ya aslında ben acıdan kaçarken fark etmeden kendimi o acının içine soktum o kadar. Ve bildiğim tek bir şey var. Bundan sonra hayatta karşımıza ne çıkarsa çıksın, her zorlukta Faruk'la el ele tutuşup bunun üstesinden geleceğiz. Ben inanıyorum. Aramızdaki bağa inanıyorum ben. Ay of, Allah'ım yahu, aşk var, müzik nerede, dans nerede? Ya kalk teyzem, sarılalım şuna ya. Zaten bana gelenler gelmiş. Ne geldi sana? Ay bugün gündemimiz ben değilim tatlım.
kuzum. Canım. Allah sizi hiç ayırmasın bir daha kuzum. Ay bak aklıma ne geldi. Hı. Esmerator ne yaptı seni görünce? Böyle hak diye bayıldım orada ha. Getir beni ne yaparsın. Ay Allah korusun, Allah korusun. Amma iş birikmiş be kardeşim. Akif bir ara şunları bir sıraya diz de tek tek toplantıları yapalım, bitirelim, kurtulalım. Nereye getirdin lan sen beni? Niye buradayız? Ya patron senin önüne onca iş yığdık. Sen niye kafanı kaldırıyorsun ki? Çalış. Neyin peşindesin sen Allah aşkına Akif? Ya bizim şeyle toplantımız yok mu? İşte onu da şey yapalım diye hani sen böyle hazır kaptırmışken o açıdan. Ya ne toplantısı? Pertim çıktı benim. Allah'ım şaştı sen. Oğlum beni karıma götürsene sen ya. Allah Allah. Akif, bir ara İstanbul'a git de abi şu yüzükleri acilinden kap gel. Tabii tabii. Onu var ya böyle en acilinden şey yapacağım. Sen hiç şey yapma yani. Akif şu suratındaki sırtışa uyuzum, yemin ederim uyuzum. Öldürecek misin oğlum sen beni ya? Ben değil mi ben? Evet ya. Ben var ya öldüreceğim sizi ya. Hayır yani nedir sizin bu benden çektiğiniz? Ben de anlamadım ki. Neyse geldik patron. Arkası dışarıda. Lan neyin arkası, neyin önü? Niye geldik? Ne toplantısı? Niye söylemiyorsun? Ya patron sen ama amma kastın ya. Hadi inince anlayacaksın işte. Saygılar. Lan! Hayatım. Düşündüm ki bir an her şey bizi bekleyebilir. Bu içine düştüğümüz engelmeden bir an çalabiliriz. Tekrar birbirimize söz vermek için. Aldırtacaktım. Toplantıda aklıma geldi. Hatta Akif'e de söyledim. Sen hangi ara gittin aldın geldin bunları? Demek ki ben Akif'ten yardımı senden önce istedim değil mi? Müzikleri geri verirken demiştim ki bu müzikleri mutlu bir çift hak ediyor. Onları birbirinden ayırmak istememiştim. Ustam demişti ki, hikayesi olan yüzükler sahiplerini bulurmuş. Ve güçlü olan bitmez. Sadece biraz dinlenme ihtiyaç duyar. O zaman bu yüzüğü bir daha asla gücümüzden şüphe etmemek için, bir daha asla çıkarmamak için takıyoruz. Çünkü bu yüzüğü takanlara ölüm bile ayıramaz, hatırladın mı? Beni sadece sensiz öldürür Süreyya.
yaptığı sürece sadece Süreyya diyecek. Hadi gelin öpebilirsin. Saatte İstanbul'da nereye gitmiş anlatmadım. Ay anne sus. Aman tamam tamam. Peki odanı niye değiştirdin? Ya çocuk oyuncağı mı bu diyemedin mi? Demez miyim? Neler dedim? Başka bir düşüncesi varmış. Benim de aklıma hiçbir şey gelmiyor. Anne ben sana aslında bunu danışacaktım. Bence hemen Fikret'e... Sonra konuşalım sonra. Şimdi gelir falan diye endişe ediyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk Esma. Hayırdır ne oluyor? Haberi hemen almışsın bakıyorum. Kıymet. Aşk olsun Esma. Ya torunla kızımı görmeye geldin. İyi etmişsin. Hoş geldin. Hoş bulduk da anlatsana Esma ne oldu? Allah Allah. Benim çevremde de yani açıklamaya gelince kötüm, sormaya gelince pek meraklı insan varmış. İpek kızım, kocanı ara. Akşam Begüm'de yemekteyiz. Ben de Osman'la Murat'ı arayacağım. Süreyya? Onu da Faruk düşünsün. Bana ne? Zaten Faruk'un akşam orada programı varmış. Ne diyeyim ben peki Fikret anneciğim? Annem öyle dedi de. Emir için öylesi daha uygunmuş de. Doktor öyle dedi ayol. Bol bol ailesiyle görüşsün dedi. Amcalarıyla daha yeni tanıştılar. Vakit bile geçiremiyorlar. Ne yapalım bu kasvetli eve mi çağıralım şimdi onu? Sor hadi sor. Senin kafanı kemiren bir şey var. Sor, söyleyeceğim. Hadi. Başka çocuğun var mı? En azından olma ihtimali. Hayır yok. İyi. Hı. İyi o zaman sana sormam gereken başka bir şey yok. Benim derdim hiçbir zaman senin geçmişin olmadı Faruk, olamaz da. Senin geçmişin seni bana getirdi zaten. Ama senden duysaydım... Ben ne sandım biliyor musun? Ben sen karıştın sandım. Kapanmış bir yaram var. Tekrar kanamaya başladı sandım. İnsan ilk aşkı başka bir şey. Bir yandan çocuğunun olduğunu öğrenince karıştın ondan sustun sandım. Süreyya. Benim sana duyduğum aşk senden sonra başkasına duyabileceğim türden bir şey değil. Eğer biz seninle barışmamış olsaydık ben bu bedeni sadece Emir için ve ailem için sürükleyecektim. Benim zerre kadar ne aklım ne de kalbim karışmadı. Ben eğer sussuysam, seni korumak için sustum. İnan buna. Susma. Bir daha ne olur susma. Benim senden duyup da halledemeyeceğim hiçbir şey yok. Bizim seninle beraber üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Ama yeter ki susma. Söz. Ama sen de bir daha
Benim aşkımdan asla şüpheye düşme. Ve ne duyarsan duy. Bana söz hakkı vermeden, bana sormadan hiçbir yere gitme. Söz. Şimdi bu kablo ne olacak? Haydi bakalım. Hayatım ne uğraşıyorsun hala onunla? Yenisine sipariş verildi bile. Allah'ını seversen kurtuluş varsa neden çöp olsun bu gülüm ya? Yazık günah. Nazif, Gülistan'ı Begüm'lere götürüp bırak, yolda da alışveriş yaparsınız akşam yemeği için. Mükellef bir akşam yemeği istiyorum. Maa ile orada yiyeceğiz. Sen de onların eline menüyü veriver. Tabii hanımım. Abo. Yemin ediyorum Esma Sultan Esmelere doyamıyor. Yanına yanaşmayın sakın. Kazanlar kaynıyor. Ay, ortalık çok fena karışacak Nazif. Vallahi mi? Ne pişireceğiz? Ne? Bizim şu anda düşünmemiz gereken en önemli konu bu. Gülistan, defteri ver, liste yapacağız. Nazif, sen de toparla oraları hemen. Şimdi. Gıybetinizi de arabada yaparsınız artık. Keşke bütün gün burada böyle kalsak, hiç gitmesek. Keşke ama gerçek hayat bizi bekler. Mola da biter. Benim bir okula da uğramam gerekiyor bugün. Ha bir de Can buradaysa onunla görüşmem gerekiyor. Haberin olsun. Sebep? Bir teşekkür edeyim. Bir ücretine sorayım. Ne alakası var ya, sen ver onun hesap numaralarını, ben hallederim. Faruk çok ayıp bir şey ya. Olur mu öyle şey telefonla? Dur sevgilim bir arayayım. Efendim? Alo. Can merhaba, müsait misin? Selam. Evet müsaitim. Ya uygunsan bir de Bursa'daysan bir görüşebilir miyiz? Valla program için gelmiştik. Dünle bugün sahne yapacağız. Dışarıdayım aslında, okula uğrayabilirim. Tamam süper, ben de okula geçecektim zaten. İyi tamam, görüşürüz o zaman. Hadi görüşürüz. Tamam Bursa'daymış zaten, okulda görüşeceğiz. Bursa'daymış. Hı. Adam bayağı bildiğin Bursalı oğlum. Ne yapayım? Bir yerde müzik yapıyor. Ha bir de. Ya sevgilim, Can da Figen de bana sadece yardım etmeye çalışan iki tane iyi insan. Bu kadar. Ah, bizi ayırmak için ellerinden geleni yaptılar. Allah razı olsun. Ne yapayım, minnet mi duyayım ya? Ya saçmalama, bana yardım etmeye çalıştılar o kadar. Bak tamam. Figen'i, arkadaşını ayrı tutuyorum tamam. Hı hı. Ama o adam işini yaptı tamam mı? Parasını alır, konuda kapanır. Sevgilim para için yapmadı ki. Ayrıca onun için zaten kılım ona. O heriften iyi sinyaller almıyorum Süreyya. Para için yapmadıysa niçin yaptı? Kardeşi için yaptı. Ayrıca davada tanışmasaydın gayet de severdim biliyor musun? Ya bırak Allah aşkına. Bu dava falan olmasa ben heriften suratına bakar mıyım ya? Ya çok saçma. Şu an yeni nikah tazelemiş bir çift olarak boşanma avukatımızı tartışıyor olmamız çok anlamsız. Bak söylüyorum. Ama o herife kılıp fikrim sabit. O herifin daha fazla etrafında dolaşmasına da izin ver. Bunu istemiyorum. Ya bir sus. Tamam sus. Sus, bir şey yok. Teyzoş, bunların barışmasını en çok sen istiyordun. Ne bu dalgınlık? Yok ya, dalgın falan değilim. Bir şey yok.
Yani hiçbir şeyi unutmayalım diye öyle şey yapıyorum. Ve iki parça eşyası var zaten Süreyya'nın. Sen niye geldin bu saatte eve? Dersim yoktu. Dersim yoktu. Hay Allah'ım, ben görmüyorum sanki. Ben aptalım, ben salağım. Körüm ben. Herkes de bitirip. Teyzem, iyi misin sen? Ben iyiyim. Senin neyin var asıl? Bir kıvırmadan anlat bakayım, neyin var? Ay bu gereksiz telefonlardan da bıktım. Evet, devam et. Daraldım ben. Şimdi ben düşününce bu şimdi anlatılacak bir şey değil. Ben bir halledeyim. Allah da benim sonumu hayretsin. Bana ihtiyaç yoktu zaten teyzem. Ben gidiyorum o yüzden. Hadi hoşça kal, tamam mı? Bırakacak mısın beni? Dilara! Ha gitti. Normali beni bulmaz. Bulmaz. Geçmiş olsun Akif Efendi. Süreçlerinin iyi değil. Ah Akif, ah ya. Çocuk gibi davrandın. Yok yere kırdın kadının kalbinde. Ama sen bu oranların arkasını toplamaktan kendi başını dağıttın iyice ya. Of. Ya bak. Bana bir borcum falan yok. Tamam. Bir çayını içtim yeter. Hiç olur mu öyle şey Can? Lütfen bak. Tabii ki emeğinin karşılığını alacaksın. Bir kere o kadar koşturdun benim için. Ayrıca benim içim rahat etmez. Bu konuyu fazla uzatmasak. Yani illa bir karşılığı olsun istiyorsan İstanbul'da benimle beraber sahne al işte. Yani kocan izin verirse. Ya ben onu tamamen unutmuşum desem. Yani aklımdan gitmiş. Ayrıca biliyorsun yani bu şartlarda zaten o işi kabul edemem ben. Çok affedersin, seni de arayıp haber vermedim. Aklıma gelmedi çünkü ama yani seni zor durumda bırakmadım inşallah. Yok, tahmin ettiğim için mekan sahibiyle görüştüm de. Bu haftayla ilgili ilan çıkmışlar. Yani izin alamıyorsan... Ya izin almakla ne alakası var canım? Ayrıca bizim öyle bir ilişkimiz yok Faruk'la. Ya da görmemezlikten gelip kendi hayatından vazgeçmeye hazırsın. Bütün hayatını müziğe adamışken. Ya ne alakası var canım? O kadar hayati bir karar değil bu sonuçta. İstanbul'a gitmiyorum, burada kalıyorum. Ayrıca okulu da bırakmak zorunda kalmadım. Tamam. Yani sıkıntı yok. Ben birisini bulmaya çalışırım. Ya tamam peki o zaman. Ne olacak, çıkarım sahneye seninle bir hafta. Bir şey yok ki bunda. Ayrıca Figen'in kardeşini de yarı yolda bırakmamış olurum. Emin misin? Çok eminim. Faruk da gelecek, en önden gururla izleyecek beni. Süpermiş. Benim akşama hazırlanmam lazım. Çay için teşekkürler. Aferin Süreyya ya. Aferin. Bir cengaverliğin eksikti. Onu da yaptın. Bakalım nasıl çıkacaksın bu işin içinden. Ah. Ah, gelmeseydin, davet mi ettik seni? Vallahi gelmeseydim, her yerde abla burada. Fırın nerede, eldiven nerede, fırın eldivenleri koydu. Burası senin mutfağın değil, benim mutfağım. Bır. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırdır Gülistan, ne oluyor burada böyle? Aile yemeği için davet etmişsiniz ya. Esma Hanım gönderdi, yardım edeyim diye. Haberim yok bunun acaba? Esma Hanım, yalnız sizin bu yaptığınız... Kapıdayım, istersen aç yüz yüze konuşalım.
Alo, telefon. Ay, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldiniz. Gülistan, neredesin? Ha? Gel, al bakalım pasporu. Al bakalım pasporu. Ha, Begüm. Kapatma, biz de geliyoruz. Benim gelmem, yürümem. Hanca tabii. Malum, yükümüz ağır. Tabii, buyurun. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol, sen? Sağ ol. Ay, iyi yetiştiniz. Hadi çıkar, ben. Çıkar. Paketleri de alır mı? Yok, hayır. Şöyle buyurun, şu tarafa efendim. Doğru geçin siz. Neredeler bizim yakışıklılar? Yoklar mı bizim yakışıklılar? Ben de sizden hemen önce girdim içeri. Geliyorlardır herhalde, pardon. Şunu cevap vermem lazım. Alo. Yok, hayır. Muadili değil, hayır. Aynısını istiyorum. Ben gayet iyi oynadım. Ben seni farklarca yedim. Hem orada sen nasıl kazandın? Gülistan, hayırdır? Bir şey mi oldu? Yok. Buyurun Faruk Bey, herkes burada. Bir merhaba yok mu babaanneye? Gel. Hoş geldin Faruk. Şimdi de öp. Hadi amcamları. Gel bakalım. Hadi amcamları. Ne olursun? Öp Osman amcayı da ellerini yıkamaya koş. Sofra hazır. Hadi. Faruk amca, senin orada telefonun şarjı bitmişti ya, ben istersen takayım. Al. O zaman buyurun, böyle geçelim en iyisi. Hadi bakalım. Anne. Hadi. Sen şöyle geç, uzun kalmazsın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Koştur koştur geldim, yetişeyim diye ama. Ha, iyi kimse gelmemiş. Gelin hanım. Efendim? Telaş etmeyin. Yemeği yalnız size hazırladım. Ben hemen servisi açayım. Yalnız bana mı? Herkes nerede Nurgül abla? Niye bir tek bana kuruluyor bu sofra? Ben biliyorsunuz sanıyordum. Neyi biliyorum sanıyorsun? Onlar ailece Begüm Hanım'a davetliler de... hanım sadece Süreyya Hanım'ı hazırlarsınız diye talimat vermişti. Sanırsın dağlarda yol olmaz sanırsın. Kalbinde güç kalmaz, uzanırsın. Of, yarın olmaz. Zor günlerin ardında huzur olmaz ki her zaman. Umutlar yön bulmaz yarın olsa da. Beklenen gün olmaz. Sözlerim gerçektir, yüreğim kardeştir her zaman. Umudum sonsuzdur, uğraşım bitmez hiçbir zaman. Geliyor, geçiyor, hayat duruyor, durmuyor dünya. Ne
geçiyor, zaman dönüyor, durmuyor dünya. Sanırsın yalnızlık tek dostun, aldanırsın. Kaçmakla bitmiyor hiçbir zaman. Oo, yalnızlığın sözlerim gerçektir, yüreğim kardeştir her zaman. Uğraşım bitmez hiçbir zaman. Geliyor, geçiyor hayat.